Evet, değerli akademisyenler, saygıdeğer konuklar, sevgili öğrenciler, panelimize hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi akıllı şehirler konusunda konuşacağız bu panelde. Ben Özlem Ünver, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde öğretim üyesiyim. Üç konuşmacımız var bu panelde. İlk konuşmacımız Osman Akın, Bursa'dan katılıyor. Kendisi geleceğin kentlerinde yönetim bilgi sistemleri üzerine sunum yapacak. Ardından Ankara'dan gelen bir konuğumuz var, Serdar Ak. Yapısal olmayan veriler ile coğrafi bilgi sistemi üzerinde konuşacak. Üçüncü konuşmacımız İstanbul'dan Selçuk Gökçe, akıllı ve güvenli şehirler konusunda dinleyeceğiz. Kendilerinin konuşmaları bittikten sonra bu akıllı şehirlerin insan yaşamı üzerindeki etkileri, olumlu ve olumsuz etkileri, sadece akıllı şehir değil, akıllı yapısının insan yaşamındaki yeri ve önemi nedir? Türkiye'de ve dünyada durum nasıl? Bu konular üzerinde tartışacağız. Akıllı şehirler konusunda Türkiye'de ve dünyada yapılan ARGE çalışmaları hangi boyutta, ne tarafa doğru gidiyor bu çalışmalar? Bu konuda kendilerinden görüş rica edeceğiz. Geriye kalan zaman diliminde de sizlerden gelen sorular olursa onların tartışmasını yapacağız. Bu bağlamda ilk konuşmacımızı davet etmek istiyorum. Osman Akın, geleceğin kentlerinde yönetim bilgi sistemleri üzerinde konuşacak. Öncelikle kendisini kısaca bir tanıtıp sonra konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Efendim, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygıyla selamlıyorum. Tabii haftanın son günü, son saatleri, mümkün olduğu kadar sıkmadan, uzatmadan anlatmak istiyorum. Ben de Elektrik Mühendisleri Odası'nın 16.154 numaralı üyesiyim. 88 mezunuyum ben de. Şu anda bir yazılım ARGE merkezini sahibiyim. TerraCity yazılım ARGE merkezi ne yapar? İşimiz kentler üzerine, akıllı kentler üzerine yazılım üretiyoruz kamuya, belediyelere ağırlıklı, yerel yönetimlere. Yaklaşık 40'ın üzerinde ARGE mühendisimiz var. Bunun dışında da sivil toplumda çok eskiden beri Elektrik Mühendisi Odası ile başlayan bir sivil toplum, bir örgütçü yanımda vardır. Şu anda Bilişim Sektör İş Adamları Derneği'nin başkanlığını götürüyorum. Yine Bursa Ticaret Sanayi Odası'nda Bilişim Konseyi'nde konsey başkanıyım. Bir de Türk Konfed'e bağlı Marsifet Federasyonu'nda başkan yardımcılığını yapıyorum. Bu kadar şapka içerisinde yaşamaya da çalışıyorum. Geri kalan zamanlarda kendim için nefes almaya çalışıyorum. Benim sunumumu nereye yapmıştık? Şöyle bir çizgi filmle başlayayım Serdar Bey. Hatırlıyoruz değil mi JetGiller'i? Yani 1960'lı yıllarda Amerika'da ABC kanalı 24 bölüm olarak yaşamış. İşte JetGiller, hatırlamayan var mı? Yoktur herhalde. Herkes hatırlıyordur JetGiller'i. Değil mi? Orada Vilma işte böyle pizza sipariş veriyordu. Ve drone tarzı araçlar vardı. O Rosie, hizmetçi Rosie ev hizmet işlerini yapıyordu falan. Bakın 1960'lı yıllarda böyle bir akıllı kent hayalimiz vardı aslında baktığınız zaman. Ama aradan geçen süre içerisinde yani 2017'li yıllara geldiğimiz zaman bu hayalimizi gerçekleştirmek bir yana, kentler daha için içinden çıkılmaz, daha kalabalık. Hani pizzayı falan, evet drone belki var ama uçan araba yok henüz. Ve çok yoğun bir kent var. Neden böyle oluyor? Çünkü 1900 yıllara baktığınız zaman dünya nüfusunun sadece %10'u kentlerde yaşıyor. İşte bugünlerde yaklaşık %50'si, 50 civarı kentlerde yaşıyor. Ama 2050 yılına geldiğimiz zaman %70'e yakın bir nüfus kentlerde yaşayacak diyebiliriz yaklaşık olarak. Dolayısıyla kentleşme, dünya üzerinde kentleşme çok hızlı bir şekilde artınca tabii altyapı ihtiyacı da acayip bir şekilde artıyor. 2030 yılına kadar kent nüfusu 2 milyar daha artacak ve 5 milyar insan kentte yaşayacak diyorlar. Bunun için de 57 trilyon dolarlık bir altyapıya para harcamak lazım ortalama.
Peki ne yapmak lazım o zaman? Bu yatırımları da yaparken akılcı davranmak lazım. Şimdi akılcı davranmak derken isterseniz şu kavramları bir kafamıza şöyle bir hatırlayalım. Mesela akıl neydi? Akıl birbiriyle bağlantı kurarak kıyaslayan, inceleyen düşünce ve anlama. Yani kelimelerin ve kavramların manalarını, anlamlarını bilme yeteneği diyebilirim. Kent ne aslında? Kent tabii çok şekilde tanımlanabilir ama hani bizim şöyle tanımlıyorum. Nüfusunun çoğu ticaretle uğraşan, sanayiyle uğraşan, hizmetle uğraşan yani veya yönetimle uğraşan, tarımsal etkinliklerinde fazla olmayan insan yerleşkesi diyebiliriz kentlere bakacak olursanız. Böyle bir tanım yapabilirim. Tabii farklı tanımlar, nüfusa göre farklı tanımlar yapmak mümkün. Şimdi akıllı kent dediğimiz zamansa şunu anlıyoruz. Sınırlı kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak için bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapan, yani bilişimi kullanan, bu yatırımlar sonucu tasarruf elde eden, böylece sağladığı hizmet ve yaşam kalitesini yükselten, altını çizerek şurayı söylemek istiyorum, doğada bıraktığı karbon ayak izini azaltan ve tüm bunları yaparken de yenilikçilik, sürdürülebilir gelişime yatırım yapan şehre akıllı kent veya akıllı şehir diyoruz. Bize biraz uzak gibi geldi değil mi? Evet. Akıllı kent kavramı tabii çok uzun bir, şimdi bana yaklaşık 20 dakika içerisinde biraz farklı bir, belki vizyonunuzu biraz açacak farklı bir konuya değinmek istediğim için buraları hızlı geçmek istiyorum. Aslında akıllı kent kavramı akıllı yaşamı, mesela e-sağlığı, güvenliği, kamu yerlerine rahat erişimi ya da işte akıllı ulaşımı, trafik yönetimi örnek ya da emisyonsuz ulaşımı, akıllı toplumu, sivil toplum katılımını ya da okullarda interneti ya da öğrenmeyi, efendim işte akıllı ekonomi dediğimiz zaman ticaretten inovasyon kültürüne kadar giden kavramları, akıllı yönetim dediğimiz zaman devlet hizmetlerinden açık veriye kadar ve akıllı çevre dediğimiz zaman bir takım çevresel kaynaklardan, bunların sürdürülebilirliğinden ve akıllı binalardan, belki siz bahsedeceksiniz, bunları içine alan bir kavram olarak tanımlayabilirim size. Şimdi hızlı bir noktaya geçeceğim. Şöyle kısa bir akıllı kent, akıl ve kentten sonra şunu demek istiyorum. Aslında bu kavramlara ulaşabilmek için ve kenti yönetebilmek için bir standarda gerek var. Evet, çünkü eğer standart yoksa, ki hep çoğumuz mühendisiz herhalde, ölçemiyorsanız bir kere değerlendiremezsiniz, yönetemezsiniz, geliştiremezsiniz. Şimdi akıllı kentlerle ilgili de dünyada bir standart var. ISO'nun 37.120 standardı. Dünya bu işi nasıl yapıyor anlatmaya çalışacağım. Yani arada aslında çok hızlı geçişler yaptım. Belki kavramları çok kafanıza oturtamadım. Veya bu işin uzmanıysanız, bu işin içindeyseniz zaten onlar anlamışsınızdır ama şuraya geldi. Zaman kısıtlı olduğu için şuraya gelmek istiyorum. Dünya bu işi bir standart dahilinde yapmaya başladı belli bir süreden beri. Yani artık kentlerin de bir standardı var. Tabii ben kentlerin içerisinde yazılım üreten bir şirket sahibi olarak belediyelerin birçok konuda akıllı kent ödülleri belediye başkanlarının aldığını görüyorum. Bakın Türkiye'de şu standarda uygun hiçbir belediye yok. Hiçbirinin aldığı ödül de standarda uygun bir ödül değil. Onlar birilerine sattığı işte heykelcikler ya da biblolar diyeyim size. Bu 37.120 yani ISO'nun ortaya koyduğu bir standart ve Mayıs 2014 yılında yayınlandı. İlk küresel standart da bu. Şehir göstergeleri anlamında, akıllı kent göstergeleri anlamında ilk küresel standart. Ne yapıyor peki? Sosyal, ekonomik ve çevresel performansını diğer şehirlerle karşılaştırmalı olarak takip edebilme ve ölçme imkanı sunuyor. Şimdi bunun şu anda bildiğim kadarıyla Türkçesi yok. Biz şirket olarak Türkçeleştirdik. Ne sağlıyor? 37.120 ne sağlıyor bakın? Bir kere veri standardı sağlıyor. Bu çok önemli. Eğer kentte bir yönetim bilgi sisteminden bahsedeceksek bir verinin standardından bahsetmemiz lazım. Uluslararası düzeyde şehir göstergeleriyle ilgili veri standardı sağlar bir kere. Bu ne demek? Bütün şehirlerde biz bir kavramdan bahsederken
aynı manayı anlamamızı sağlayacaktır bu. Yani bir kenti başka bir kentte başka bir kavram, başka bir kentte başka bir kavramdan bahsetmemiş oluruz. Performans değerlendirmeyi sağlıyor 37.120. Şehirlere ya da kentlere yerel veya uluslararası düzeyde şehir hizmetleri ve yaşam kalitesi hususlarında performanslarını değerlendirme imkanı sunar. Çok önemli burası, karar destek imkanı sağlıyor. Bakın, bizim özellikle Türkiye'deki en önemli sorunlarımızdan bir tanesi karar desteğin hiçbir veriye veya bir kararın kentlerde hiçbir veriye dayanmadan verilmesi. Yani şuradan geçiyoruz yoldan, buraya park yapalım. Buraya da yol yapalım. Burası, bu yol tıkanıyor, bunu açalım. Karar arabanın içerisinde veriliyor. Bakın, veri analizi sayesinde bilgiye dayalı karar verebilirsiniz. Bu tabii çok önemli bir şey sağlıyor. Her şeyden evvel boşa, bakın, bir sürü alt geçitler, üst geçitler, yani bunlar yaşamımız içinde olduğu için söylüyorum, yapılıyor ve ya da işte yollar yapılıyor, 10 defa tekrar kazılıyor. Çünkü karar bir veriye dayalı verilmiyor. Kıyaslama sağlıyor. Biraz sonra örneklerini göstereceğim. Şehirleri birbirleriyle kıyaslayabiliyorsunuz. Ama daha güzel bir şey var. Kıyaslamak hani rekabet anlamında, sen benden daha iyisin anlamında değil, şehirlerin birbirinden öğrenmesi anlamında kıyaslıyorsunuz. Bu çok önemli. Çözümleri bilgiye ve dayalı pratiklerle paylaşmış oluyorsunuz. Yani bir şehir elde ettiği bir bilgiyi başka bir şehirle paylaşabilir hale getiriyorsunuz. Tabii yurt dışı için önemli, Türkiye için de önemli ama Türkiye'de yatırım ve kredibilite böyle yapılmadığı için aslında baktığınız zaman kentleri bu verilere dayalı olarak finanse ediyor finans şirketleri. Uluslararası kuruluşlar size daha kolay kredi verebilir oluyor ya da hiç vermeyebiliyor. Planlamaya ciddi olarak katkı yapabilir. Çünkü esnek ve sürdürülebilir şehirler için planlamanın mutlaka yapılması gerekiyor. İzleme ve değerlendirme sağlar. Özellikle altyapı projelerinin ve şehir planlamasının etkilerini izleme ve değerlendirme imkanı sunuyor. Yalnız şu değildir 37.120. Şu iki tane şeyi yapmıyor. Bir tanesi bir performans puanı hesaplamıyor. Böyle bir özelliği yok. Yani sizi biraz sonra göstereceğim. O parametrelerden size bir performans puanı çıkartmıyor. Herhangi bir göstergede sizi yargılamıyor. Siz kötüsünüz ya da iyisiniz. İşte bu şeyin mesela kan şekerini ölçtünüz mesela yüzün üzerinden. Sizin yani şekeriniz kötü demiyor size. Sadece göstergeyi bu diyor. Yani sizin göstergeniz budur diyor. Şimdi 37.120 tam 17 konuda kentleri, 17 temada kentler için ve yaşam kalitesi için hizmetler sunuyor. Nedir bu? Ekonomi, eğitim, enerji, çevre, finans, yangın ve acil müdahale, yönetim, sağlık, rekreasyon, güvenlik, barınma, katı atık, telekomünikasyon ve inovasyon, ulaşım, şehir planlama, atık su, su ve arıtma. Düşünecek olursanız hemen hemen bir akıllı bir kentte ya da yaşanacak bir kentte olması gereken göstergeleri içine almış 17 tane tema var. Bunların içerisinde de 46 tane çekirdek, 54 tane de destek, yani toplam 100 tane göstergesi olan bir standart bu. Bakın hepsini şimdi çok uzun, 100 tane göstergeyi size burada tek tek şey yapmayacağım ama merak eden olursa bana mail adresini şey yaparsa hemen gönderirim. Mesela ekonomide çekirdek göstergelerden biri kent işsizlik oranı, işte destek göstergelerden bir tanesi de gençlerin işsizlik oranı mesela. İşte eğitimde bir tanesini söyle, bence önemli, ben kendimce önemli olanları yazdım. İşte okul çağına gelmiş kızların okula gitme yüzdesi. İşte destek gösterge, bakın erkeklerin okula kayıt edilme yüzdesi destek gösterge olarak kabul ediyor. Çevre mesela ince parçacıklı madde konsantrasyonu gibi önemli. İşte enerjide konutlarda kişi başına elektrik. Mesela dinlenme alanlarında metrekare bazında kişi başına düşen kapalı kamu alanları, dinlenme alanları ya da yeşil alanlar diyebiliriz. Güvenlikte 100 bin kişi başına ne kadar suç işleniyor. Bütün bunları mesela tabii bunlar değişiyor da. Şimdi ISO bunları yeniliyor, önerilerle yeniliyor. Fakat dediğim gibi Mayıs 2014'te yayınlandı. Onlar da geliştiriyorlar. Sağlıkta mesela ortalama yaşam süresi beklentisi
işte 100 bin kişiye düşen hemşire ebe sayısı. Ulaşımda, ulaşım önemli hepimizin şeyi. Mesela ona bakalım. 100 bin nüfus başına yüksek kapasiteli toplu taşıma sisteminin kilometresi. Destek olarak da toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayılarının kişisel otomobillere göre yüzdesi. Mesela bunları giriyorsunuz. Su arıtmada içme suyu sağlanan nüfusun yüzdesi. İstanbul'da sıfır mıdır? İçme suyu sağlanan nüfusun yüzdesi. Yani çeşmeden su içebilme oranı. İçiliyor mu? Şimdi mesela bu çok enteresan. Evet, bakın orada mesela herkes muallakta şu anda. İşte onun da tabii bir göstergesi var. Şimdi bu çok önemli. Bakın şu anda dünyada 37.120 standardı almış şehirleri görüyorsunuz. Türkiye'yi arıyorsunuz gözlerinizle. Biraz daha arıyorsunuz ve bulamıyorsunuz. Yok çünkü. Türkiye'de herhangi bir şehir yok. Çünkü biz standartlara ya da işte bu tür veriye önem vermiyoruz. Böyle bir çalışma. Biz Türkiye ilk defa bu konuyu Türkiye'de biz şirket olarak sahiplendik. Hiçbir para beklentisi olmadan bir sürü belediyeyle görüştük. Gelin bakın böyle bir şey var. Kalkınma Ajansı'ndan destek alırsınız dedik. Ama hiç kimse ilgilenmedi. Çünkü ne var? Çok ciddi bir korku var. Bu verileri ortaya koyduğumuz zaman acaba ne olacak? Ne çıkacak? Korkusu var. Ama çok enteresan söyleyeyim. Basın Mekke var mesela. Yani şimdi Los Angeles'ta var. Londra'da var, Amsterdam'da var ama Mekke'de var. İlginç. Yani demek ki önem veren veriyor. Demek ki akıl şehirde, kişilerde değil. Standart şehir değil, kişilerde değil. Evet. Yani tarih almışlar. Muhtemel. Olabilir. Olabilir. Yani tabii tartışmak lazım. Ama şunu söylemek istiyorum. Mesela ne yapıyor? Bir açık veri portalı var standartın. Mesela burada Amman, Londra ve Toronto. Mesela şehirler performanslarını ya da göstergelerini diğer şehirlerle karşılaştırabiliyorlar. Bakın ama az önce bir şey söyledim. Bir şey yapmıyor. Mesela şunu demiyor. Londra kötüdür demiyor. Standart. Bir yerde ISO gibi. ISO'da mesela siz aynı şu kötüdür ya da şöyle yapacaksın demiyor. Karşılaştırabilirsiniz. Karşılaştırdığınız zaman örneğin herhangi bir göstergede eğer kendiniz daha kötü görüyorsanız onu iyileştirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Ya da o kente gidip ya sen ne yaptın burada? Nasıl bu işi çözdüğünü paylaşabilir. Çünkü bu açık veri portalı aynı zamanda. Mesela bakalım yenilebilir kaynaklardan üretilen enerjinin toplam enerji oranı göstergesinde kentler bakın böyle sıralanmış. İşte bu taraf diyelim ki daha iyiyse daha kötüye doğru sıralanmış. Mesela su kaybı oranı. Leon'da çok kötüymüş. Yeşil alan miktarı. Helsinki diyor. Mesela evet. Mekke tabii haliyle daha çöl. Ama Helsinki mesela çok iyiymiş. Altta Rotterdam var, Londra var. Mesela benim oğluma geçen akşam hazırlarken ya Londra yeşil, oğlum da mimar. Abi Londra'nın bu kadar yeşil olduğunu bilmiyordum ama demek ki Londra yeşiller içerisinde kalıyor. İlginç. Sertifikasyonla şey değil. Böyle tek bir sertifikasyon yok. Aslında işte teşvikten platine kadar giden bir sertifikasyon şeyi var. Mesela 35 ile 45 çekirdek göstergeyi yapabiliyorsanız diyelim ki teşvik ediyorlar ama işte platin seviyede olabilmek için aşağı yukarı 90'ı geçmeniz lazım. 90 göstergede bu verileri girmeniz lazım. Nasıl gireceksiniz tabii? Bu verileri standart bir açık veri portalı var. Oraya kentler kendileri giriyor. Yalnız şunu istiyor. Bu verileri doğru olduğunu da bana kanıtlayacaksın diyor. Hani ben bu böyledir değil. Şimdi, tabii Türkiye'de şöyle bir sıkıntı da var. Burada gösterdiğim az önce 17 tane tema bize sadece belediyelerin elinde değil. Tabii. Bizde biliyorsunuz özel idareler var, işte merkezi hükümet var. Mesela sağlık belediyelerin tam elinde değil, eğitim öyle değil. Dolayısıyla bizim yönetim şeklimize birebir uyan değil. Fakat şu yapılabilir, oralardan destekli olarak bu göstergeler
platin seviyeye kadar tanımlanabilir. Bu bize ne sağlar? Bakın aslında baktığınız zaman, şimdi ben size burada böyle detaylı bir yönetim bilgi sistemi falan bundan bahsetmek istemiyorum. Yani ben mesela artık yönetim bilgi sistemlerinin Türkiye'nin çok üzerine geçmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Gerçi öyle değil. Aslında bizim bunları konuşuyor olmamız lazım. Çünkü akıllı şehir diyorsak önce akıllı şehrin ne olduğunu anlamamız lazım. Bunun kavramlarda mutabık kalmamız lazım. Ve birimiz akıllı şehir, ben akıllı şehir diyor isem, biz mesela İstanbul örnek akıllı şehir diyorsak buna neye göre diyoruz? Bir standarda göre dememiz lazım değil mi? İşte 37.120 standardına göre benim verilerim şunlardır diyebiliyor olmamız lazım. Veri olmazsa bu işler olmuyor. Bakın bu yönetim bilgi sistemleri hani böyle vergi toplayan, işte maaş ödeyen sistemler ötesine geçemiyor Türkiye'de. Halbuki bizim artık kentteki yaş, yani belediyelerin, özellikle yerel yönetimlerin bu vergi toplama ve insanlarına maaş ödeme kısmından kendilerini kurtarıp bir an evvel şu akıllı kent olayını algılamaları lazım. Bunu nasıl algılayacaklar? Akıllı kentin içerisinde ne vardı? Bilişimle yönetmek vardı. Bakın bunu yapabilirler mi kısmına çok kolay anlayabilirsiniz. Nasıl anlarsınız? Herhangi bir belediyenin internet sayfasına girin. 2017-2018 bütçesine bakın. Bilişime ne kadar para ayırmışlar bakın. Bu paralarla olmaz. Çünkü akıllı kent olmak istiyorsunuz. Hatta akıllı kent olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Ama bilişime ancak ve ancak o müdürlükteki çalışan personellerin sayısının iki katı kadar para harcıyorsunuz. Onlar da zaten bilgisayarları yenilemeye gitmiyor. Yazılım yatırımınız yok. Bu kavramları anlamamışsınız. Aslında iş kolay. Yönetmek istiyorsanız sağlıklı bir kent verisi olması lazım. Eğer yoksa zaten yönetemeyeceksiniz. Yani insanlar ne istiyor? Vatandaş hizmete kolay ulaşmak, hızlı ulaşmak istiyor. Ondan sonra sizinle interaktif bir iletişimde olmak istiyor ve belediye aslında memnuniyet düzeyini ölçmek, ihtiyaçları doğru belirlemek istiyor. Bunun için de buna ihtiyaç var. İşte bu 37-120 standardı eğer bizim kentlerde devlet öncelikle bunu yaparsa ve buraya ulaşma hedefi koyarsa şunu çok kolay yapacak. Daha kolay yönetim bilgi sistemine yapacak. Aslında bir tane son bunu göstereceğim. Ben son slide'dım. Bunu göstereceğim, bitiriyorum. Burada yönetim bilgi sistemlerinde aslında bu şeyler çok zor değil. Hani şuradaki yönetim bilgisi birçok şeyi yapabiliyoruz. Şimdi Serdar Bey başka bir konudan bahsediyor. Buradaki verinin yapılandırılmış, yapısal ya da yapısal olmama hiç bence bunlar önemi yok. Yeter ki şurayı sağlayalım. Bu verileri bir şekilde alalım. İster yapısal olsun, ister yapısal olmasın veri. Bunları alıp bu açık veri portalına verebilecek düzeydeysek kenti kolay yönetebiliriz. Hocam ben burada bırakayım. Sonra soruları cevaplarken sunumlarımdan devam edelim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İkinci konuşmacımız Ankara'dan, Dece Yazılım'dan Serdar Ak. Kendisi yapısal olmayan veriler ile coğrafi bilgi sistemi üzerine konuşacak. Kendisini davet ediyorum. Merhabalar, iyi akşamlar. Benim oda numaram da 12.454. 1982 İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü mezunuyum. 1985'ten beri yazılımla uğraşıyorum. Bugün Osman Bey'in bu güzel ve ilgi çekici sunumu kadar bir sunum yapamayacağım size. Biraz daha teknik bir konudan bahsedeceğim. Belki bu belediyelerde, bu akıllı kentlerde karar işleri nasıl olabilir? O konudan bahsedeceğiz. Bu karar destek gerçekten en önemli konulardan bir tanesi. Karar için bilgiyi yönetmek gerekiyor. Çok duyduğunuz kavramlar mutlaka bunlar. Coğrafi bilgi sistemlerini mutlaka biliyorsunuz. Konumsal verileri işlemekle ilgili kısım. Pek çok kaynak, günlük hayatta konuştuğumuz şeylerin, elimizden geçen verilerin %80'inin konumla ilgili olduğunu iddia ediyor. Ki bunu örneklere döktüğümüz zaman hakikaten öyle görünüyor. Biz bu konuda bir yenilikçi bir ürün geliştirdik. Bugün onun kavramlarından biraz bahsedeceğim size. Bu akıllı kentlerin ya da
işte bir şeyleri yönetmekle yükümlü olan kişilerin hepsinin ortak derdi. Problemin tanımı şöyle. Her iş için ayrı bir yazılımımız var. Elektronik belge yönetim sistemi var bir tarafta. Belli işleri görüyor. Efendim ERP'ler var. Belli işleri görüyor. Güzel. İşte bilgi belge yönetim uygulamaları var. Çok çeşitli. Yani sınırsız çeşitlilikte uygulama var ortada. Bir de coğrafi bilgi sistemleri var. Bunlar ayrı ayrı çözüyorlar ihtiyaçları. Ama şöyle birkaç tane use case var. Bunlara bakalım. Mesela bir elektronik belge yönetim sistemine bir belge giriyor. Bu belgede vatandaş bir parselle ilgili bir sıkıntısından bahsediyor. Belki bir ruhsat başvurusu var. Veya bir sosyal medyadan vatandaşımız belediyede bir şeyi şikayet ediyor. Ne diyor? İşte şu sokakta ışıklar yanmıyor filan gibi şeyler. Sokağın adı bir konum, değil mi? Parsel bir konum. Veya bir proje yapıyorsunuz. Karayolları Genel Müdürlüğü olabilir, Devlet Demiryolu, BOTAŞ olabilir. Bir kavşak projesi, bir şeyin projesi var. İçerisinde bir kilometre değeri olabilir, bir koordinat olabilir. İşte bir sondaj logo olabilir vesaire. Sınırsız şeyler. Bütün bu ifadeler doğrudan CBS ile ilgili ama maalesef CBS'ye ulaşmıyor bunlar. Çünkü yazılımlar ayrı, veri tabanları ayrı, çözümler ayrı. Bu en temel problem bizim gördüğümüz uzayda. Kullanıcıları dinliyoruz. Genel bir şeyi dile getiriyorlar. Diyorlar ki çok fazla sayıda uygulama var. Biz bunlara tek noktadan erişmek istiyoruz diyorlar. Uygulamalara. Bu da aslında enteresan bir şey. Gartner, IDC gibi bir takım kurumların araştırmaları da bunu gösteriyor. Bugün diyor kurumların en temel problemi veriye erişmektir diyor. Aslında bakıyorsunuz CRM kullanıyor mesela. CRM'in güzel bir araması var. Onu arıyorlar orada. Ama bir taraftan bir ERP'si var. Orada başka bir şey arıyor falan. İşte bir kısım dokümantasyon başka yerlerde. Hepsini ayrı ayrı yerlerde arıyoruz. Bu ama bilgilerin birbiriyle ilişkisi var. Dolayısıyla tek noktadan aramak istiyorlar. Ve bir de tabii büyük verinin biliyorsunuz 4 tane temel V'si var. Hacim, hız ve çeşitlilik. Bu çeşitlilik de çok büyük sıkıntı. Birbiriyle uyumlu olmayan farklı şemalarda veriler var. Bunları da hepsini bir arada işlemek istiyorlar. Kullanıcıların talebi bu. Şimdi yapısal veri çok bilindik bir şey biliyorsunuz. Structured data diye geçiyor. Tablolar. Her bilginin şeyini biliriz. Cinsini biliriz, efendim var olması gerekip gerekmediğini biliriz falan filan. Veri tabanı diyelim genel olarak. Yani eksik bir tanım ama artık günümüzün bilgisayar teknolojisi, yazılım teknolojisinde bu yapısal veriyi işlemek falan inanılmaz kolaylaşmış vaziyette. Şipşak internete giriyorsunuz ya da bu işte Microsoft Visual Studio'dur, efendim Delphi'dir, şudur budur, bir yığın uygulama geliştirme platformu var. Hemen sizin için tıkır tıkır gelişiyor. Yapısal veriyi yönetmek çok kolay. Zor olan bunu elde etmek. Yani yapısal veri nereden gelecek? Gökten gelmiyor. Birilerinin bu veriyi girmesi gerekiyor. Genelde iş operatörlere ve kullanıcılara kalıyor yapısal veriyi girmek. Sayısallaştırma yapıyorlar. Elektronik belge yönetim sistemlerinde meta veri giriyorlar. Efendim işte görüntüler var mesela. İçerisinde bir trafik işareti var mı yok mu diye manuel bir şekilde tagliyorlar filan. Örnekleri çoğaltabiliriz. Bunlar operatörle yapıyorlar. Ama şunu da biliyoruz ki operatörler yetersiz. Eğitimleri yetmiyor. Domain bilgileri yok vesaire. Pahalılar. Yani yer, yurt, bilgisayar. Ve hata yapıyorlar. Okuyamazlar hepsini çünkü. Böyle bir sıkıntı var. Bir de kullanıcılar hani bu veriyi girsinler. Girmiyorlar. Çünkü yani düzenli veri girmek maalesef insan doğasına çok da uygun değil. Girmiyoruz bu veriyi. Yani ben yıllardır şirket yönetiyorum. Hiçbir yazılıma kullanıcılar doğrudan düzgün söylendiği, tarif edildiği şekilde veri girmiyorlar maalesef. Yani bu da şu soruyu ortaya çıkarıyor. Bu yapısal veriden kaçınabilir miyiz acaba? Yani bizim çıkış noktalarımızdan bir tanesi de bu. Bu yapısal veriden kaçabiliyorsak harika bir şey olur. Şimdi bir de işin şeyine bakalım. Karşıtına, yapısal verinin karşıtı, yapısal olmayan veri. Yani günlük hayatta karşılaştığımız bütün veriler
geri kalanlar, veri tabanlarında olmayan diğer geri kalan her şey diyebiliriz. Fotoğraflar, sosyal medya, bir yerde birisinin bir raporu, belki bir elektrik devre şeması, bir vaziyet planı, mimari proje, aklınıza gelebilecek her türlü bilgi, belge, konuyla ilgili ilgisiz her şeyde yapısal olmayan veriye gidiyor. Ses kaydı falan. Bunu elde etmek çok kolay. Zor olan işlemek. Yapısal olmayan veriyi işlemek zor. Çünkü yapısını bilmiyoruz. Yani işte Twitter'da desek ki efendim şöyle yazacaksınız tweetleri. Hani önce adını yazacaksın, sonra soyadını yazacaksın. Sonra da şikayetin neyse onu yazacaksın. Sonra da sokağın adını yazacaksın. Bunu yapamayız. Çünkü yani sosyal medyadan şikayet giren bir kişinin bırakın hani nasıl yazacağını kullandığı dili bile denetleyemeyiz. Yani böyle bir serbestlik, denetimsizlik var orada. Bir vatandaş dilekçesi öyle de yazar, böyle de yazar. Hani aynı arzuhalci, artık arzuhalci de kalmadı tabii. Yazdırıyor olsalar belki aynı yapıda gelecek. O da yok. CRM veri giren bir kişi, düzgün veri girmeye istekli değil, biliyoruz hepsini. Ama ses kaydı girebilir mesela adam. Bir şeyden, görüşmeden çıktıktan sonra bir şey, temsilci. Örnekleri çok arttırabiliriz. Ve bakıyoruz ki araştırmalar, IDC söylüyor bunu. Yapısal olmayan verilerin toplam verişin payını %88 diyor. Ben 90'a yuvarladım çünkü %88 ve artıyor diyor. Muhtemelen 90'a ulaşmıştır bugünlerde. Belki de geçmiştir. Yani tutamıyoruz. Bu nedenle hani yapısal verilerden kaçabilir miyiz sorusunun yanıtı şöyle. Yapısal olmayan verileri doğrudan işlemek bir seçenek değil artık, bir zorunluluk. Yani veriyi olduğu haliyle işlememiz gerekiyor. Yoksa bu artış hızıyla ve bu oranla hiç kimseye veri girdirmek ve bu sistemlere dayalı olarak düzgün karar alabileceğimiz, düzgün analiz yapabileceğimiz falan filan bunların hepsi maalesef hayalden ibaret. Tek çare yapısal olmayan verilerin doğrudan işlenmesi olduğunu düşünüyoruz. Şimdi çözüm nedir? Çözümü şöyle çok kısaca tarif edelim. Diyoruz ki yapısal olmayan verileri doğrudan işleyen, konumsal ve konumsal olmayan verileri bir arada yönetebileceğimiz bir araç hayal edelim. Bu aslında hem konumları yönetiyor, çünkü konum çok önemli. Verilerin %80'inde konum var dedik. Verilerin %90'ı da yapısal olmayan veri. Bayağı bir kapsama sağlıyor böyle bir çözüm. Böyle bir araç çok güzel olur ve kullanıcıların taleplerini de karşılar diye düşünüyoruz. Biz böyle bir araç yazdık. Adı Geodi. Geographical Data Integrator'dan geliyor adı. Benzersiz bir uygulama. Bir patent başvurumuz var. Olacak diye düşünüyoruz. Ve bilgi yönetimine yeni bir soluk getireceğini düşünüyoruz. Nedir bu soluk? Şöyle, bu büyük verinin velocity, hız meselesi. Bu karar vericileri tıkayan işlerden bir tanesi. O hız da nereye, hangi bariyere takılıyor? İşte operatörlere takılıyor. Operatörler veriyi yapısal hale getirecek ki doğru düzgün işte iş zekası uygulaması çalıştıralım falan filan. Ama operatörde takılıyoruz. Orada bir bariyer var. Bu uygulama o bariyerleri aşıyor. Operatörleri devre dışı bırakıyor. Bu uygulamayı kafanızda konumlandırmak isterseniz bir coğrafi bilgi sistemiyle bir kurumsal arama, Enterprise Search uygulamasının güzel bir sentezi olarak konumlandırabilirsiniz. Şimdi CBS'den bahsedebilmemiz için konum olması gerekiyor. Konumların kaynağı nedir? Nereden gelir konumlar? Nasıl geliyor? Mesela Ankara gibi basit bir yer ismi olabilir. Bir tane CV geliyor. PDF. Kendimiz yazmışız. İnternetten bulduğumuz herhangi bir formattan. Doğum yeri Ankara diyor. Bir konum bu. Nereden mezunsun? İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Nedir? Konum. Değil mi? Başka bir konum. Buna benzer basit şeyleri ayıklayabiliyor bu program. Bir başka vatandaş dilekçesinde diyor ki işte 42.105 ada 3, 5 ve 16 parseller için yaptığım işte birleştirme başvurusu veya falan filan işte neyse oradan böyle bir konum olabilir. Belki bir
sondaj firmasının, jeoloji etüt yapan bir firmanın bir sondaj logo olabilir. Oradaki bir koordinat falan. Operatörleri devreden çıkarmak için bu tarz ifadeler nerede ve nasıl geçerse geçsin bunları işlememiz gerekiyor. Biz doğal dil işleme, bu natural language processing denen bir teknik var. Metinleri insan gibi okuyan ve yapay zeka, machine learning üzerine kurulu bir mekanizma oluşturduk. Yani buluşumuzun özü de buraya dayanıyor ve %90 üzerinde başarı sağlamış durumdayız. Yani metinlerin içerisinden bu bilgileri güzelce ayıklıyor, indeksliyor ve daha sonra size sorgulamak üzere güzelce sunuyor bu araç. Şimdi her şey konumdan ibaret değil tabii ki. Yani her şey konum dersek bu CBS olur. O klasik CBS'ler her şey konumdan ibarettir iddiasındadırlar birazcık. Hayat bunların bir mantıklı kombinasyon üzerine kurulu. Bu yazılımın çalışma prensibi konumsal olmayan verileri de ayıklamaya müsait. Mesela ben birkaç örneğini vermek istiyorum. Tarihleri ayıklayabiliyoruz. Kişi isimlerini ayıklayabiliyoruz. Kişi isimleri çok enteresan. Türkçe kişi isimlerini öğrendi yazılım ve bunları ayıklayabiliyor. Yani herhangi bir metin veriyorsunuz. Mesela buradaki katılımcıları verelim. Ya da EMCON 2017'nin programında benim adım geçiyor, Osman Bey'in adı geçiyor, Selçuk Bey'in adı geçiyor. Bunları tak 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 bu isim geçiyor diye içerisinde. Ön bilgisi yok. O isimlerin nerede nasıl geçeceğini bilmiyor program. Bu anlamda bu aynı zamanda bir elektronik discovery dediğimiz elektronik keşif uygulaması da yani bunu bir avukat kullanabilir. Kişisel verileri ayıklamak için kullanabilirsiniz. Bu tarz yetenekleri var. Semantik arama yapabiliyor. Yani dokümanların içerisinde tarihler nasıl tecelli eder, nasıl geçerse geçsin. Birisi 01.12.2016 yazmıştır, birisi 1 Aralık 2016 yazmıştır. Bütün bunları hiç o yapı farklarını ortadan kaldırıyor. Evet. Ben bitiriyorum. Web sitemizde dece.com.tr/projelerde örnekler var. Çok güzel örnekler var. Yani orada ilginizi çekebilir. Mesela Nutuk bir tane dokümandır. Nutuk'tan böyle bir şey çıkabilir mi diye düşüneceksiniz onu gördüğünüz zaman. Yani Nutuk'ta nereden bahsedilmiş? Afyon'dan hangi bölümlerde bahsedilmiş? Samsun biliyoruz zaten başlangıcı öyle. Ama kişiler bir ayıklayabiliyor. Kişi isimlerini. İşte oradaki birlikleri ayıklayabiliyor program falan. Bir tane PDF dokümanla yaklaşık 500 küsur sayfa böyle bir şey çıkarıyor. İşte Yunanlılarla ilgili bölümler, yerler neresidir diye sorabiliyorsunuz. Batı diyor. Fransızlar diyorsunuz. Doğu diyor falan. Böyle şey. Benzer şeyi Osmanlı tarihine uyguladık. Bu biraz hani ilgi çekici olması için. Aynı sitede haberlerin haritası var. Anadolu Ajansı ve Doğan Haber Ajansı'nın web sitelerini kaynak veri olarak kabul eden haberlerin haritası. Yani bugün kamyonlar nerede kaza yapmış diyorsunuz. Pat 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 oraları sorgulayabiliyor program. Bu veriyi hiçbir şey yapmıyorsunuz. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanakları var mesela. Hangi şeyimiz, milletvekilimiz eğitimle, inovasyonla ilgili konuşmuş diyorsunuz. Bunlar çıkıyor. Yani eğitimle ilgili hangi ilin milletvekili konuşmuş, tarım vesaire böyle bir şey. Ben çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum. Üçüncü konuşmacımız Arkeon'dan Selçuk Gökçe. Kendisi akıllı ve güvenli şehirler üzerine konuşacak. Kısaca kendisini tanıtıp konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Merhabalar. Serdar Bey, Osman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Cuma'nın bu saati bana çok fazla bir şey bırakmadılar. Ben de konuşmama başlarken aslında bu oturumun ilk başında Osman Bey'in ilk slaytıyla başlamayı çok uygun buluyorum. Hatırlayan var mı? Jetgiller. Gerçekten hani biz yaşlardakilerin hayalin nerede olduğunu ortaya koyan, 60'larda yapılmış, bizim 70'lerde tanıştığımız ve
dünyanın nereye gideceğini gösteren çok önemli inovatif çizgi de olsa hedeflerden biri. Benim de hayatımda hayata bakışı, bir mühendis olarak olayların nereye gidebileceğini görmemi sağlayan gerçekten önemli karakterlerden biri. Aslında birçok böyle küçük parametre var. Dünya nereye gidecek? Biz nelerle karşılaşacağız? Teknoloji bizi nereye götürüyor? Bu soruların cevabını gösteren böyle küçük küçük inovasyonlar var. O yüzden de jetkiler bu açıdan çok önemli. Şimdi ben aslına bakarsanız çok uzun uzun diye belli şeyleri anlatmayacağım. Sadece hayatımızda akıllı şehirlerle nasıl yaşıyoruz ve bu vizyon bizi nerelere götürecek? Onlarla ilgili somut örnekler vermeye çalışacağım. Aslında akıllı şehirle ilgili birçok tema, birçok konu konuşuldu. Ben işin daha çok güvenlik tarafında yaşadığım için hayatta bir akıllı şehri oluşturan enerji, ulaşım, yönetim, bina, altyapı, iletişim gibi terimlerin içerisinde ben daha çok meslekte gereği işin güvenlik tarafıyla ilgilendim. Bu arada özgeçmişi unuttum Özlem Hanım, kusura bakmayın. Artık geriye dönmeyeyim. Dolayısıyla bu akıllı şehir kavramında tabii aslına bakarsanız birbirini etkileyen çok parametre var. Ama işin özünde bir kere veri toplama ihtiyacı var. Hangi tarafta ne için olursa olsun önce veri toplamanız gerekiyor. Bu veriyi toplarken de neye ihtiyaç duyduğunuzu bilip ona göre sahada belli çözümler sunmak gerekiyor. Veri toplayan işte temelde birçok farklı parametre var. Akıllı şehri oluşturan da bu verilerin toplanmasıyla başlıyor. Yine hani günümüzde en çok akıllı şehir deyince akla gelen insanların güvenliğini sağlayan kameralar, trafik sistemleri ya da trafik çözümleri. Bunlarla ilgili veri toplama kaynaklarından başında da doğal olarak kameralar geliyor. Ama bununla birlikte işte hepimizin çok kullandığı navigasyon sistemlerindeki trafik yol durumunu gösteren veriler ya da altyapıda işte doğalgazın, kanalizasyonun ya da suyun akışını ya da kaçağını gösteren veriler. Buna benzer tüm veri toplayıcılar ile başlıyor hayat. İkinci parametresi bu verilerin bir şekilde işlenebilir noktaya aktarımı. Yani aslında işin akışında toplanan veriler, yani sensörler birinci parametre. Bunların değerlendirilmek üzere aktarılması ikinci parametre ki burada çoğu zaman şehirlerde aslında bu tür akıllı şehir çözümlerinin bir network topolojisiyle ya da işte GSM altyapısıyla, kablosuz altyapıyla transferini sağlıyor. Aslında dolayısıyla akıllı şehirler kavramında bir tarafında elektronik varken, yani sensör üreticileri, kamera üreticileri varken ikinci tarafında iletişim teknolojileri devreye giriyor. Sonuçta sağdan veriyi topladınız. Bir şekilde kablolu kablosuz bir merkeze ulaştırdınız. İşte işin aslında üçüncü boyutu burada başlıyor ki bana göre en önemli boyutlarından biri proses edilmesi, işlenmesi. Çünkü biraz önce Serdar Bey dediği gibi sonuçta veriyi toplamak tamam kolay ama ilettiğinizde sonrasında bunu işleyip değerlendirip bir şekilde tekrar geri döndürmeniz gerekiyor. İşte yapay zeka kavramının da aslında oluşturduğu bu toplanan verilerin bir merkezde ya da birden fazla merkezde sizin işe yarayacağınız hale getirilmesi. Bu ne oluyor? İşte örneğin çok kabaca işte ülkemizde çok bilinen işte MOBESE gibi bir terimle de anılan işte emniyete yoğunlukla kullandığı şehir güvenliğine yönelik kameralar ya da işte köprülerde, otoyol girişlerinde, tünellerde kullandığımız plaka okuma ya da araç kontrol sistemleri. Siz bunları alıyorsunuz, bir merkeze aktarıyorsunuz. Bu merkezde işleyip işte araç çalıntı mı, borcu var mı, işte ya da aradığınız bir aracı daha hızlı, daha kolay, daha pratik bulabiliyorsunuz. Şehir güvenliğine, kent güvenliğine, dolayısıyla insan yaşamının kalitesini artırmaya yönelik çok basit, hepimizin içinde yaşadığı örneklerden biri. Dolayısıyla aslında işin ucundaki elektronik tarafı, yani veri toplama, bunun aktarım tarafı, kablolu kablosuz iletişim çözümleri,
Bunların işlenme tarafı ki içinde hem donanım hem yazılım var. Çünkü bu yazılımların işlenebilmesi için çok ciddi bir takım serverların arkada koşuyor olması gerekiyor. Bu serverların üzerindeki yazılımlar gelen verileri işledikçe insanların, araçların, binaların yaşamlarını da analiz edip bunlarla ilgili yorumlar yapabilir hale gelmeye başlıyor. Yani işte bizim çok kullandığımız güvenlikte kameralardaki akıllı analizlerden biri başıboş dolaşan bir adam. Bir tane kamerayı koyuyorsunuz. O bölgede bir insan gerektiğinden fazla kalıyorsa ya da gerektiğinden fazla olmaması gereken yerlerde dolaşıyorsa bunu operatöre alarm olarak üretebiliyor. Diyor ki bu insan başıboş dolaşıyor. Buna dikkat et. Ya da bununla ilgili önlem al. Dolayısıyla bu tür verileri aldığınızda yazılımlar artık yavaş yavaş operatöre çok fazla ihtiyaç duymadan size gereken veriyi sunabilir hale geliyor. Dolayısıyla arkada böyle bir veri işleme prosesi var. Tabii son aşaması da veriyi topladınız, aktardınız, gayet güzel işlediniz. Ondan sonra bunu ama operatöre, ama güncel hayatta bizlere veri olarak ya da işlenmiş ve hazırlanmış sonuç olarak aktarılması gerekiyor. Bunlarla ilgili de yine işte hepimiz artık yavaş yavaş karşılaşmaya başladığı yine akıllı şehir kavramlarından biri olan toplu taşıma araçlarının bilgileri, akıllı duraklar. İşte artık yavaş yavaş görüyoruz ki bundan 10 yıl önce ben bu konuyla ilgili belki biraz daha eski ilk karşılaştığımda İstanbul'da akıllı durak, işte durağa gideceksiniz, bir tane ekranınız olacak, ekranda otobüsün ne kadar zaman sonra size geleceğinizi gösterecek. Dedim ki olur mu ya böyle bir şey, hem de bizim ülkede hem de İstanbul'da. İşte belki 10 belki 20 sene önce olur mu dediğim, bugün İstanbul'da bile oluyor. Ki yani İstanbul'da bile der kastım, iletişim altyapısı çok mükemmel değil, trafik altyapısı hiç mükemmel değil. Ama biz buna rağmen bugün gerek tabletlerimizden, cep telefonumuzdan, gerek akıllı dediğimiz duraklarda ekranlara bakarak o durağa hangi otobüsün ne zaman geleceğini çok rahat, biraz tapması da olsa görebiliyoruz. Dolayısıyla hayatımıza bu anlamda akıllı kavramını aslında getiren, bize bu tür işlenen verilerin zaman içerisinde tekrarlana yazılımların bunların içerisinden bu verileri analiz ederek davranışları, süreçleri yönetebildiği ve bu bilgileri de bazen polise, bazen başka operatörlere, bazen de halka, yani bizlere sunabildiği ekranlar, iletişim araçları, tabletlerle aslında sonuçlanıyor. Yani akıllı şehirlerde ya da akıllı binalarda fark etmez. Aslında veriyi topla, ilet, işle ve bunu kullanıma hazır halde sun gibi bir proses var. Hepimizin hayatının içinde olduğu. Tabii sonuçta bu işlerin içinde ister istemez bir tarafında donanım, bir tarafında yazılım, bir tarafında iletişim gibi birbirinden çok farklı ama aslında birbiriyle örtüşen yanlarının da olduğu ciddi prosesler limiti var. Sonuçta mesela buradaki çok okunaklı değil ama bir şehir ya da bina fark etmez, merkezdeki prosesi, işte verilerin girişi, verilerin toplanması, o verilerin alınıp bir network aracılığıyla bir yerde değerlendirilebilir hale gelmesi, bunun işlenmesi, sonra bunun kullanıcılara aktarılabiliyor olması. Aslında ucundan başına bir elektronikçinin keyifle işleyebileceği ama hepsini yapamayacağı bir iş tanımı var burada. Bu da işte operatöre bu bilgiler nasıl sunuluyor? Aslında onu göstermek için koyduğum bir resim. Yani sonuçta bu işlenen verilerin bir kısmı, bazıları da ham veriler. Bu tür proseslerde, yani akıllı şehirlerde, güvenlikle ilgili tarafta, ki bazen güvenlikle değil, çünkü iş bir kent bazında akıllı şehrin farklı farklı yönetim birimleri var. Bunlardan biri tartışmasız bizler için emniyet, bir tanesi belediye ki bir sürü hizmeti sunuyor, bir tanesi itfaiye veya sağlık, acil durumlarda bizlere destek olmak ve yardımcı olmak için o tür verilere onların da çok ihtiyacı var ve o gelen veriler üzerinden eğer şehir akıllıysa yolu kapatabiliyorsunuz,
ambulansa öncelik verebiliyorsunuz. Ambulans yaklaşırken kavşaktaki bütün ışıkları değiştirebiliyorsunuz. Artık sahada trafik polisinize ihtiyaç olmadan bütün o yol güzergahını, ambulansın nereye gideceğini, itfaiyenin nereye gideceğini bilip ona göre bütün kavşakları çok daha önceden yeşil kırmızı ayrımıyla ambulans ya da itfaiyenin ulaşabileceği hale getirebiliyorsunuz. Bu aynı şekilde hani tek tek baktığınızda işte belediye hizmetlerinde trafikte olduğu gibi altyapı hizmetlerinde de bizim çok işinde olmadığımız işte kanalizasyon, doğalgaz, su gibi hizmetlerin de nerede ne kadar basınç var, ne kadar kayıp var, kayıp nerede, kayıp olduğu anda acil müdahale nasıl yapılır, merkezden işte vanaların kapatılması, B planına geçilmesi gibi bir sürü operatöre ihtiyaç duymadan ya da operatöre sadece şunu yap komutuyla bazı şeyleri yapmasını sağlayan bir disiplini de oluşturuyor. Dolayısıyla aslına bakarsanız işin özünde yani akıllı bina ya da akıllı şehirde aklınıza gelecek hayallerin neredeyse sonu yok yetkililerde olduğu gibi. Mesela biz tahmin ediyorum çok çok zaman önce böyle bir konsept proje yapmıştık Zeytinburnu Belediyesi ile. Biraz daha bir anlattığı konuyla da ilişkili. Şöyle bir fantezi vardı işin içinde. İşte orada yine belediyenin kullandığı bir coğrafi bilgi sistemi var. Zeytinburnu'da da o zamanlar ciddi kaçak yapılaşma var. Hani bugün bakıyorsunuz 5 kat, öbürsü gün bakıyorsunuz o 5 kat 7 kat olmuş. O 7 kat öbürsü gün yandan başka bir şeyle birleşmiş. 8,5 kat olmuş ama dikeyde 8,5 kat, yatayda başka bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam o zamanlar böyle konsept olarak biz Zeytinburnu Belediyesi'ni arazilerin belli bir bölümünü, %70-80'ini cover eden hareketli kameralar koymuştuk. Bunu coğrafi bilgi sistemiyle entegre edip, belli presetlere döndürüp, kamera her gün tanımlı olan noktaları tek tek hafızasındaki noktalara gidip, resimler alıp, bunu coğrafi bilgi sistemindeki var olan güncel durumla karşılaştırıp, eğer bir aykırılık varsa, yani bina yükselmişse, alçalmışsa, rengi değişmişse, hayal edebildiğiniz kadar bunu anında otomatik olarak belediyedeki operatörlere aktarıyordu. Şimdi bu yaklaşık bizim hani 10 küsur yıl önce yaptığımız çok konseptli projeydi. Çok da zor bir projeydi. Yani o günlerin teknolojisinde bunu yapmak çok kolay değildi. Ama biz çok keyifle yaptık. Birazcık da böyle mühendislik formasyonuyla. Şimdi 15 yıl önce böyle bir proses bugün çok çok daha farklı şekillerde yapılabiliyor. Sonuçta aynı yetkililerin 60'larda hayal gibi gördük gösterdiğini ki ben şuna çok inanıyorum. İşte biraz da güncel bir konuya geleyim. Sözlerimin sonuna gelirken yavaş yavaş. İşte otomobil yapalım. Tabii ki yapalım. Tartışmasız. Ama acaba 30, 40, 50 sene sonra ulaşım aracı otomobil olacak mı? İşte bu teknoloji bu kadar ilerlerken, motor teknolojisi hala 1800'lerin sonundaki gibi iken biz 50 yıl sonra ne olacağını öngörmeden yola çıkıp acaba 50 yıl sonra keşke başka bir şeyle başlasaydık der miyiz? Dolayısıyla geleceği iyi görebilmek lazım. Bu geleceği gördüğümüz platformlarda da hayal gücümüz olabildiğince güçlü tutup ama mühendislik temelimizi de kaybetmeden bu tür çözümlerle hayal edebileceğimiz birçok şeyi yapabileceğimizi ümit ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bu yaptığınız çalışma doğal afetleri kapsaması var. Örneğin depreme. Büyük İstanbul depremi hep söylenir çoktandır. Kapsıyor mu yaptığınız güvenlik çalışmaları öyle bir şeyleri? Yok. Yani şu anda aklıma gelen öyle bir çalışması yok ama düşünülüp yapılabilir tabii ki. Ya şimdi orada bir afet durumunda acil durum senaryoları vesaire gibi birçok senaryo var kurgulanıp yapılabilecek olan. Ama bu işte biraz kamu özel sektör işbirliği, biraz üniversitelerin desteği. Tabii İstanbul'un şöyle bir handikapı var. Yani acil durum senaryolarında ki deprem şu andaki en büyük maalesef beklentimiz. Bu konuları oturup düzgünce planlayan, buradaki hedefleri doğru koyan, işte acil toplanma alanlarımız bile yok iken bu teknolojiyle bu süreçleri yapmak bugün için birazcık zor. Ülkemizin koşullarından dolayı zor. Yoksa teknolojik olarak çok zor değil bence. Çok teşekkür ediyorum. Konuşmanızı
iki konu üzerinde kendi görüşlerini rica edeceğim. Arkasından sorularınız varsa onları değerlendirmek üzere tartışmaya açacağız. Türkiye'deki ve dünyadaki durumlardan kendi konularınız çerçevesinde bahsettiniz. Özellikle Türkiye'deki bu ARGE çalışmaları ne durumda? Nasıl daha iyiye gidebilir? Dünyadaki çalışmalara da bakarak neler söylersiniz? Belki bu konuda çalışmak isteyen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız olabilir. Neler söylemek istersiniz? Söz almak isteyen Osman Bey'den bir başlayalım. Sizin düşüncelerinizi rica ederim. ARGE konusu. Evet, ARGE konusu olarak. Yani özellikle Türkiye'deki ARGE çalışma, dünyada çünkü değişik konseptler var, değişik şekiller, uygulamalar var. Türkiye'nin nereye doğru gidiyor? Ne noktada? Hangi noktada? Şimdi özellikle söz almak istedim. Şöyle ki, aynı zamanda Bilişim Sektörü İş Adamları Derneği Başkanı olarak bu konuda son zamanlarda oldukça fazla açıklama yapıyorum. Şöyle ki, şimdi kamunun Türkiye'deki, şuradan başlayayım. Öncelikle Türkiye'de yazılım artık bir sanayi, kanunen sanayi olarak kabul ediliyor. Bu çok sevindirici ve güzel bir gelişme. Çünkü kanunen kabul edilmeyen sektörler ne yazık ki gelişemiyor, büyüyemiyor. Bu ülkemiz adına sevindiricidir. Bilişim sektörünü ARGE'si dünyanın geleceği burada duruyor. Ama bir taraftan yazılımı ARGE kabul sanayi kabul eden devlet, öbür taraftan özellikle bir iki ay önce bütün belediyelere, yerel yönetimlere gönderdiği bir yazıyla yine bizim bilişim sektörüne ve yazılım sektörüne çok büyük bir darbe indirdi. Şöyle ki, İçişleri Bakanlığı bünyesinde biz dedi elektronik belge yönetim sistemi, arkasından da yönetim bilgi sistemleri ve coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili yazılımları kendimiz üreteceğiz. Hatta ürettik. Bunları da peyderpey devreye alacağız dedi. Şimdi bu bir devletin en son yapacağı iştir. Yani eğer ARGE'nin, bilişimin ya da işte akıllı kentlerin önünün açılmasını istiyorsanız devlet olarak en son bunu yapacaksınız. Zaten dünyada %3 olan ARGE Türkiye'de %1 bile değil. Bu ülke Volkswagen şirketinin bir yıllık ARGE harcamasını ülke olarak devlet, özel sektör hepsi, hepimiz bir araya gelsek hepimiz harcı yapamıyoruz zaten. Hal böyleyken yıllarını vermiş. Serdar Bey'in şirketi bizimkinden çok daha eski. Netket. Bu konuda hani benim sanki kendi şirketim olsa bu kadar gurur duyabileceğim şirketlerden bir tanesidir. Her zaman kendisi de bilir. Her ortamda söylüyorum. Türkiye'den dünyaya ihraç ettiğimiz yazılımlar üretmişiz. Çok büyük emek. TÜBİTAK'tan destek alınmış. Oradan buradan. Yani Avrupa Birliği'nden destek. O proje bir günde çıkmamış. Bir gün geliyorsun, diyorsunuz ki efendim artık bizim İçişleri Bakanlığı'ndaki memurlar, artık bunlar polisten mi bozma yoksa eskiden de memur mudur bilmiyorum, oturacaklar, yazılımı yazacaklar bir şekilde. Biz bunu bütün belediyelerde bunu kullanacağız. Ve şu anda bu yazı şeye gitmiş durumda. Şimdi böyle bir devlet bakışıyla, yaklaşımıyla biz ülkenin bir kere her şeyden, bırakın ARGE kısmını, daha yazılımları noktasında, yazılım kullanma noktasında akıllı kentlerin daha birinci basamağı. Çünkü akıllı kent az önce tanımladım. Bilişimi kullanılarak olacak bir şey. Daha sen daha birinci noktada bismillah efendim dinamiti koydun, patlattın gitti. Dolayısıyla bir kere her şeyden evvel şu anda kamunun, yani düşünebiliyor musunuz? Yazılım üreten bir kamu. Köprü üretmiyor, işte barajı üretmiyor, yolu üretmiyor, enerji işinden çekiliyor kamu. Efendim ne yapacaksınız? Ben yazılım üreteceğim. Niye? Niye üretiyorsunuz? Efendim? Kendi efendim işte şey artık belediyeler ya da kamu kurumları dışarıdan almayacaklar, kendileri koy. Bakın dünyanın en pahalı yazılımı şudur. Bir kere kullanılmak için yazılan yazılım dünyanın en pahalı yazılımıdır. Çünkü yazılım genetik olarak çoğullandığı zaman, çoklandığı zaman katma değeri olan bir iştir. Eğer çoklayamıyorsanız, onu defalarca satamıyorsanız ya da milyonlarca kullanıcıya kullandıramıyorsanız, yani bir hizmet olarak bir software üretmiyorsunuz ya da çoğullamıyorsanız, o dünyanın en pahalı işidir. O zaman füze üretsin devlet. Ya sen füzeyi üretmiyorsun. Ama işte, yazılımda almışları var. Yani mevcut bir sistemin kurulum amacıyla şey yapmış.
sesim gibi de. Yani iş bölümü yapılabilir, iş birliği yapılabilir, alanlar tespit edilir, sahalar tespit edilir. Belediye ne kadar da kullanacaksa zaten kendi IBM'leri var. Zaten bu sistem kendi içindeki muhasebesiydi, işçisiydi, çalıştırmasıydı, personel sayısıydı, veri alması, belirlenmesi bu doğal bir şekilde bir şeyinden bir yapısından. Siz bir sistem öneriyorsunuz, bir olmayan bir şeyin bir konuda bir yazılım yazılıyor. Yani yazılımdan bir amacı var değil mi? Yani Ar-Ge'de belli bir amaç var. Ne için yapıyorsunuz? Bir araba yapacaksınız. İşte bunu dediğiniz gibi bir sürü veri şey alacaksınız, datalarını alacaksınız ve bu datalara göre yönlendirme yapacaksınız. Ona göre yatırım yapacaksınız. Dolayısıyla her kurumun, her şeyin kendine göre bir şeysi var. Bir dataları kullanma, verileri kullanma şeysi var. Bütün bunları toplayıp da bir yere götürdüğünüzde ve akıllı sistemleri oluşturabilirsiniz. Yani iş bölümü yapılabilir. Birbirlerine böyle ön şeylerle çıkmak bana biraz mantıklı gelmiyor. Devletin yazılım üretmesi bize de mantıklı gelmiyor. Evet. Evet. Zaten mantıklı olmaktan yani daha... Yani herkes her şeyi yapar anlamında değil. Yok. Zaten... İş bölümü olması lazım. Yani kim neyi yapacak? Bunu tespit edelim. Şimdi... Mesela ben size bileşim şeyini. Biz özellikle bu cep telefonlarının şeylerini niye biz kendimiz yapıyoruz? Niye dijital kart sistemlerini biz özellikle elektronikçiler... Niye geliştiremeyiz? Hala da biz dışarı şeysindeyiz. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Niye geliştiremiyoruz biliyor musun? Evet. Şunun için geliştiremiyoruz. Bakın. Yapmıyoruz. Hala yapmıyoruz. Araştırmıyoruz. Hayır bakın. Dünyada en büyük müşteri kamudur. Her zaman bütün dünya devletlerinde kamudur. Yani Amerikan hükümeti ne var? Özel sektörden bir şeyler satın alır. O sektör büyür. Büyürken Ar-Ge yapılır. Değil mi? Mesela uzay yarın bize elzem olan bir şey mi uzaya gitmek? Değil. Ama uzay sanayini geliştirirken yanına bir sürü yan sanayi gelişir. Bir sürü ürün gelişir. Bu böyledir. Amerikan hükümeti bunu satın alır. Yani özel sektöre yaptırır. Oradan belki uzaydaki o dayanıklı kumaştan efendim savunma sanayine çıkar. Zaten bütün ticari ürünlerin çoğusu, bakın şimdi Türkiye'deki sıkıntı şu. Türkiye'de hani Ar-Ge noktasına şuradan geleceğim. Eğer biz ülke olarak Ar-Ge yapmak istiyorsak kamunun standartları koyan ama kendisi üretim özellikle bu alanda teknoloji alanında üretim yapmayan yaptıran olması lazım. Fakat gittikçe kamulaşan işte Aselsan'dan tutun da aklınıza gelebilecek bütün şeyle kendisi kamulaşan bir yapı var. Bunun derhal değişmesi lazım. Çünkü yolu yapmıyorsa devlet, eğer enerjiyi artık ben üretmeyeceğim diyorsa, suyu bilmem neyi toplamıyorsa, artık her şeyi özelleştirdiği bir dönemde... Evet, bunun şeysi şu olmalı. Özel şirketlerin özellikle Hindistan biliyorsunuz, koskoca Amerika'ya şey satıyor. Özellikle bu verileri ve Amerikan bir takım kullandığı şeyleri Hindistan şeysi bu yazılımları yapıp oralara satıyor, sağlık konusunda atıyor. Bizde de kim neyi üretiyor, devletin bunun kapasitesi nedir, şeyi nedir, kullanım alanı nedir, bunları tespit edin. Böyle üst bir adımda bunları sistemlerde kullanmayı dizayn etmiş olsa diyorum daha faydalı olur, daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bu birinci konu buydu. Yani kamunun üretim işiyle ilgili kısmından çekilmesi. İkincisi de şu, Ar-Ge'nin önüne açılabilmesi için Türkiye'de, özellikle bilişim sektöründe, bir tanesi kamu üretim yapmaması lazım. Özel sektörün önünü açması lazım. Standartları koyan olması lazım. İkincisi de şu anda yazılım, bilişim sanayici olması kabul edildi. Bu kanundan kabul oldu. Ama bir hareketin daha acilen yapılması lazım. O da yazılım ürünlerinin patentinin patentle korunması gerekir. Şu anda hala Türkiye'de telif hakları kanunuyla. Yani telif hakları nedir? İşte bireysel şarkı sözü gibi, şiir gibi bir takım kişilerin üretmiş olduğu şeyleri koruyan bir yasadır. Şimdi kalkıp siz yazılım bir sanayi ürünüdür diyorsanız ve bunu artık neredeyse bir fabrika ortamındaki öyle artık tek kişi yazılım üretmiyor, üretildiğini kabul ediyorsanız bunu mutlaka patentle koruması gerekir. Eğer Türkiye yazılım patentinin önünü açarsa hem bakın çok önemli bir konu, bunu önünü açtığımız zaman yazılım patentinin önünü derhal çok hızlı bir şekilde açtığımız zaman bir Türkiye'deki yazılım şirketlerinin büyümesi çok hızlanacak. Çünkü artık koruyabildikleri işlere daha fazla yatırım yapacaklar. İki yurt dışındaki yatırımcıların ki ben şunu tercih ediyorum. Hiçbir firmamızın doğrudan satılmasını arzu etmem.
Ama işbirlik bence doğrusu özellikle işbirliği yapılacak şekilde büyümektir. Bu şekilde yurt dışında da belki teknolojiye sahip olan firmaların Türk şirketlerle ortaklık yapması daha kolaylaşacaktır. Çünkü ürünlerini artık koruyabilir olacaklardır. Dolayısıyla iki tane önemli konu var Ar-Ge'nin önünün açılmasında. Bir tanesi kamunun bu işten çekilmesi, öteki de yazılım patentinin derhal yasasının çıkartılması. Evet, ben bu konu teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Serdar Bey, size bu konuda görüşlerinizi de rica edelim. Osman Bey, bilişimle ilgili konuyu gayet açık net bir şekilde şey yaptı. Üzerine konuşacak çok fazla bir şey yok. Ben biraz daha temel Ar-Ge meselesinden bahsetmek istiyorum. Demin siz dediniz niye cep telefonu yapmıyoruz diye. Niye yapamıyoruz? Çünkü işte çip yapamıyoruz. Niye çip yapamıyoruz? Çünkü işte silisyum yapamıyoruz. Niye litografi, tam telaffuz edemiyorum. İşte nanometre boyutunda işler yapamıyoruz. Böyle zincirleme gidiyor. Bunları niye yapamıyoruz? Çünkü bunun kimyasını bilmiyoruz. Bunun optiğini bilmiyoruz. Bunun kuantum mekaniğini bilmiyoruz. Böyle zincirleme gidiyor. Bunlar nereden geliyor? Bunlar temel bilimlerden geliyor. Türkiye zaten temel bilimleri ıskalamış olmakla yolun başında zaten yarışı kaybediyor. Bölümler var, değil mi? Tabii. Temel bilimler. Tabii. Yani. Dolayısıyla biz Ar-Ge adı altında, aslında bilişimde Ar-Ge falan yapmıyoruz. Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım, kendi kendimize şey yapalım. Biz işte Ür-Ge diyor kimisi, kimisi başka şeyler diyor. Yani gerçek anlamda Ar-Ge maalesef yapılmıyor ülkede. Gerçek anlamda Ar-Ge, IBM'in Deep Blue'su mesela. Efendim, işte şeyin Boston Dynamics firmasının bu robot öğrenme falan. Şimdi biz tabii bu tarz teknikleri gayet güzel bir şekilde benimseyebiliyoruz. Bunun üzerine bir şeyler yapabiliyoruz. Mühendisliğini yapıyoruz yani. Yani mühendisliğimizde bir sıkıntı yok. İyi mühendisleriz biz. Akıllıyız. Gerçekten. Ufkumuz açık. Öğrenmeye açığız. İyi mühendisleriz ama Ar-Ge yapmıyoruz. Niye? Çünkü Ar-Ge yaptığımız zaman işte şu yan sanayi meselesi. Ya bugün roket yapayım deseniz roket yakıtını kim yapacak? Navigasyonunu kim yapacak? Onu İsrail'den al, bunu Amerika'dan al, bunu Çin'den al. Bu şey öyle entegrasyon projesine dönüşüyor. Bu Ar-Ge değil yani. Tabii her şeyi kendimiz de yapamayız ama bir takım temel işleri kendimizin yapması lazım. Yani Türkiye'nin bence hani atacak çok adımı var. Bir an önce şu temel bilimler meselesini çözmesi lazım ama bu işte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimiyle, bu üniversite sınavıyla falan bu işler nasıl çözülür? Daha çok su götürür bu meseleler. Zaten hep konuşulan meseleler. Bilişimle ilgili belki Osman Bey'in söylediklerine birkaç kelam eklemek istiyorum. Şimdi bu şey meselesi hep konuşulur. Hindistan mucizesi. Bir mucize yok ortada. Yani Hindistan'ınki bir başarı değil. Bir o patlamış bir balon maalesef. Şöyle Hindistan... Ama mesela Onlarınki şöyle, onlarınki vergi avantajlarından kaynaklanan, işte Microsoft'un özellikle oradaki yapılanması ve yani vergi avantajı sağlayarak Avrupa içerisinde bir şey, yani stratejik bir hamle yaptılar ama Ar-Ge ile çok ilgisi olan bir konu değil o ya, yani şeyden. Bakın, geçen bir haber okudum, Mobileye diye bir firma var, mobil göz. Intel firması, biliyoruz şu aletlerin içindeki işlemciyi yapan firma, 14,5 milyar dolara almış bu firmayı. Firma 14,5 milyar dolar. 14,5 milyar dolar Türkiye'de Koç Holding artı Sabancı, herhalde birkaç şey daha üzerine koyduğumuz zaman falan anca ulaşabildiğimiz bir rakam, bilmiyorum güncel rakamları. Bu bir İsrail firması. İsrail işte kaç milyon? 8-10, 6 falan, 6 mı? 6 milyon. Ne yapıyormuş bu firma? Bu firma işte Audi, Mercedes, BMW için bu çarpışma önleyici radar, işte collision detection işini yapıyor. Bunda yani geliştirmişler, Ar-Ge'sini yapmışlar adamlar. Arabanın önüne radar koyuyorlar. İşte yayayı detekt ediyor, işte şeyi detekt ediyor, işte önde duran araba yavaşlıyor, hızlanıyor falan filan. Yani aslında yapılabilir bir şey gibi geliyor değil mi? Ama bizden çıkmıyor böyle bir şey. Onlardan çıkmıyor. Evet, oradan bakın kişilere, televizyonlarda da bu konu oldu. İsrail'deki bilişim
bilgisayarın teknolojinin değişmesinde müthiş bir agroolay var. Evet, ne yapıyor? Bu her türlü şeye açık. Devletten kredi alıyorsun. Neyi yapacaksın? Neyi ararsın? Şu konuda. Eğer üretiyorsan gerçekten o krediyi sana devam ettiriyor ve üretir hale getiriyor seni. Ve o parayı senden almıyorlar. Şurada bunu teşvik ediyor. İnanın bizde de böyle, biliyor musunuz? Efendim? Bizde o kadar çok teşvik var ki. Sorun teşvik değil. Ben inanmıyorum kişisel olarak. Teşvik, para veren altın bulsun. Hiçbir sorun yok. Tabii ki versinler para, versinler. Karşılıkta beklemesinler. Ben ama sorunların asla, yani Türkiye'deki Ar-Ge meselesinin... Ama ucuna para yatırmıyoruz. Şeyi şanslı değil. Tabii. TÜBİTAK bizde de çok karşılıksız veriyor zaten şeyleri. Hani var tabii ki, yani olay çok da böyle sorunsuz, dikensiz gül bahçesi olduğunu söylemek şey olur ama yani belki onlarda, ama inanın Türkiye'de Ar-Ge ve ürün geliştirmedeki sorunun teşvikte bir ilgisi yok bence. Bir kültürle ilgisi var. Temelin sağlam olması lazım. Temel, evet. Değil misin? Bina öyle. Bu kadar sağlam çıkacak. Evet. Şu temel bilimler çok önemli bir konu. Yani. Japonlar, Almanlar, zaten soru kısmına geçeceğiz biraz sonra. Tamam mısın evet. Serdar? Evet. Ben çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür sağ olun. Sağ olun. Selçuk İstinli'yle dinleyelim. Şimdi de onda nasıl şöyle. Şimdi zaten konu aslında bakarsanız çok uçtan bana göre çok temele geldi. Benim de çok böyle canımın yandığı bir konu. Az önce dediğiniz gibi bana göre de ülkede aslına bakarsanız eğitim adına, eğitim kalitesi adına üniversiteler için konuşuyorum. Çok büyük bir sorun yok, çok büyük bir fark yok aramızda. Teşvik, o konuda da bence çok büyük bir fark yok. Nerede fark var? Bir, üniversite öncesi eğitimde işte oradaki bilgilerin temelinin atılmasında. Aslında bir de bununla beraber işte az önce teşvik konusunda olduğu gibi bizim ülkemizde de teşvik var mı? Var. Bir dolu. Ama şimdi doğru kelimeleri de kullanmaya çalışıyorum. Bizim insanımızda temel bilimlerle beraber maalesef başka beşeri değerler de eksik. Bu beşeri değerler eksik olunca teşvik Ar-Ge için, yatırım için, üretim için değil, çıkar için, rahat için, günü kurtarmak için kullanılıyor. Dolayısıyla yani biz eğitimin en başına dönüp daha ilk öğretim çağında işte bu beşeri değerleri, onun üzerine de temel bilimleri doğru koymadıkça, teşvik de versek, para da versek, üniversiteler de açsak, ki hani benim okuduğum yıllardaki üniversite sayısı da şimdiki arasında 10 katından belki fazla fark var. Sonuçta bir şey değişmiyor. Ar-Ge'ci, üretimci, yatırımcı, inovatif insan çıkmıyor. Bunu yapabilmenin yolu bana göre maalesef yani üniversitelerde ya da onların devamı olan Ar-Ge merkezlerinde değil, işin çok daha başında, daha ilk öğretimden başlayan, önce beşeri değerlerin insanlara doğru anlatılması, ülkeye olan bağımlılığın, verilen teşviklerin aslında hepimizin parasıyla bir amaç için alındığının bilinip unutulmadan, yani şüphe bile olmadan yapılması, ki o zaman dediğiniz gibi yani 6 milyonluk İsrail'den ne farkımız var bizim? Ama bizim sadece Ar-Ge konusunda ya da bu konuda değil, hepimizin çok ilgilendiği spor konusunda da 80 milyonuz ama maalesef çalışmayı da sevmiyoruz çok fazla. Kolay bir yere gelme hedefleriyle. Sınıf mı değişmesi lazım? Bence %100. Hayat görüşünün mü acaba? Bence %100. Yani bir kere hani bu kolaycılıktan, kolay para kazanmaktan, kolay bir yere gelme sevdasından çıkmamız gerekiyor. Daha işte beşeri, daha ahlaki değerlerimizin güçlü olması gerekiyor. Maalesef hani üzülerek söylüyorum, ben de içindeyim, hepimiz öyle. Bizim bu konuda ülke olarak zaafımız çok büyük. Bunları değiştirmedikçe de ne üniversite, ne Ar-Ge, ne teşvik bizi bir Hindistan modeli doğru da olsa, yanlış da olsa Hindistan yapmaz, İsrail yapmaz, İrlanda yapmaz. Çünkü bunları yapabilmek için çalışkan olmamız gerekiyor. Doğru olmamız gerekiyor. Doğru hedeflere odaklanıp el birliğiyle, birbirimizin başısından çekmeden, birbirimizi destekleyerek o hedefe koşmamız gerekiyor. Şimdi bunlar bir araya gelirse yemek kaynar hale geliyor. Biz de bunların bir araya gelmesi altında devlet tarafından belki yakılıp kaynayıp yemek olması gerekiyor. Ama işte bunların biri, ikisi, üçü eksik olunca maalesef ne yaparsak yapalım
günümüzdeki bu halden daha öteye gidemiyoruz. Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu ulaşım konusunda, akıllı ulaşım konusunda yapılan çalışmalardan da bahsettiniz de, Türkiye'de mesela farklı şehirlerde neler var bu konuda bir araştırma yapacak olsak, hangi şehirleri görürüz? Benzer projeler neler var acaba? Neler söylersin? Şimdi, okey. Şimdi akıllı şeylerde, daha sonra akıllı şeylerin ulaşım tarafında işte yavaş yavaş belli şehirler kendilerince yavaş yavaş daha bu teknolojiyi kullanır hale geldiler. İşte özellikle mesela Konya, Kayseri gibi zemini düz, yatırımı kolay şehirlerde işte raylı sistemlerin artması, raylı sistemlerle kara taşıtlarının entegrasyonu, trafik sinyalizasyonlarının merkezden yönetilmesi, işte ışıkların vesairenin falan yönetilmesi, altyapının avantajı. Çünkü işte az önce konuştuk, yani işte bu az önce bahsettiğimiz akıllı şehir, akıllı trafik, akıllı binanın hepsinde aslında bakarsanız işte ucunda sensör, arkasında haberleşme, onun arkasında donanım ve yazılımsal işleme ve bunları sunma gibi ana başlıklar var. Şimdi bunların altında aslında onlarca kırılım var. Yani işte az önce konuştuk, işte üretilen sensör 14,5 milyara satılabiliyor sensör üreten firma. Ve buna benzer üretilecek daha binlerce üretilmemiş ya da Ar-Ge'si tamamlanmamış ya da önümüzdeki yıllarda daha yeni yeni başlayacak sensörler var. Bu uçta da yapılabilir, arada da yapılabilir. Yazılım tabii ki yatırımı daha az olduğu için sadece insan ve zekasına baze başladığı için tabii ki yazılımsal da olabilir. Ama sonuçta öncelikle işte buradaki o inovatif yapıyı sağlamak lazım ki biz de katma değer üreten ya da inovatif işler üretip ülkemize kazanç elde eden çözümler ya da üretimler yapabilirim. Çünkü ülkeye sattığınızın sonuçta global kendi ülkemiz içerisinde bir değeri yok. Üretimin ya da üretilen değerin mutlaka uluslararası platformda değer bulması lazım ki ülkemizde kazanç elde edebilsin. Yoksa o cepten o cebe giriyor. Sonuçta ülkedeki paranın toplamı hepimizin parası. O anlamda dediğim gibi yani bu iletişim altyapısı aslına bakarsanız bu konudaki önemli süreçlerden biri. Çünkü işte önümüzde konuşulan 5G teknolojisi var. Belki bir sonrası adı 6G olur, başka bir şey olur. Ama işte biz orada da mesela şimdi bizim ülkemizde ne var? 4.5G. Yani benim bildiğim dünyanın başka bir yerinde 0.5G yok. Yani ya 4'tür ya 5'tir. 0.5'u bize özel. İşte biz maalesef bu özelliklerden birazcık da kaybediyoruz. Bilelim ki biz 4'teyiz. 5 için yatırım yapalım. 5 için hedef koyalım. 6 için çalışmaya başlayalım. Ki 6'nın kurucularından biri olalım. Ama inşallah oluruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Bir konumuz daha var. Konuda sizlerden görüş rica edeceğim. Şimdi akıllı yapılar dedik, akıllı binalar, akıllı işte ulaşım, akıllı aydınlatma, akıllı yaşam, akıllı şeyler, her şeyde bir akıllı, şey, yapay zeka uygulama, birçok şeyi görüyoruz. Bunlar insanın yaşamına çok kolaylıklar sağlayacaktır, bunlardan bahsedelim. Bir de bu durumun toplumsal yaşamdaki yeri nasıldır? Sizler ne düşünüyorsunuz? Yani insan psikolojisi üzerindeki etkileri nasıldır? Olumlu ve olumsuz etkileri nasıldır? Doğaya katkısı ya da negatif yöndeki etkisi nasıldır? Böyle birkaç cümleyle bu konuda sizlerden rica edeyim. Sonra soru varsa onu da rica edeceğiz. Evet, Osman, görüşte. Şimdi ben yine kendi az önce kaldığım noktadan bakayım istiyorum. Böylelikle diğer konuşmacılar da farklı bir alandan girebilirler. Yani mesela diyorsunuz ki şehrim ne kadar sağlıklı? Değil mi? Bu soruyu sordunuz. Memnun mu olur insanlar? Evet. Huzurlu mu olur? Psikolojik olarak rahat mı olur? Negatif etkileri olabilir mi? Yeri geldiğinde bunları yapalım. İşte ben şunu anlatmaya çalıştım. Eğer bir standardı varsa bu işin, uluslararası bir standardı varsa işte 37.120 ve bunu ölçebiliyorsunuz. Mesela Barcelona için yaşam beklentisi 83 yıl ölçülmüş. Yani insanlar 83, ortalama 83 yıl yaşayabiliyorlar orada. Yani bunu ölçerseniz, yoksa mesela bakın ben Bursa'da yaşıyorum. Nerede o yeşil Bursa? Neye göre söylüyoruz bunu?
hissettiklerimize göre. Çünkü artık eski yeşil bursa yok diyoruz. Ama öyle olmaması lazım. Evet, hissetmeliyiz yeşili başka, ama bir de ölçmeliyiz. Kişi başına kadar ne kadar düşüyor? Çünkü kentler de büyüyor. Yani büyüyor. Bunun önüne geçemeyiz. Dolayısıyla ölçmeliyiz. Mesela Helsinki'de işte 1489 hektarmış, 100 bin kişiye düşen yeşil alan miktarı. Ölçmemiz lazım. Ölçersek doğruyu konuşabiliriz veya değerler. Mesela şehrim ne kadar yenilikçi? Mesela yenilikçiliği de ölçmüşler. Toronto'da işte üniversite mezunu sayısı 45.875 kişiymiş. %100 bin kişiden. Mesela şehrim ne kadar zengin de? Los Angeles 12.316 işletme varmış 100 bin kişi başına düşen. Mesela bu işte dediniz ya, mesela hava kirliliği ile yaşam beklentisi arasındaki korelasyon. Bu yine 37.120 ölçüyor bunu. Ölçtüğünüz zaman yani kentin nerede olduğunu, yaşadığınız şehrin nerede olduğunu veya herhangi bir kentin ne durumda olduğunu dünyadaki kentlerle karşılaştırarak görebilir hale geliyorsunuz. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Mesela yine Vancouver. Keşke Bursa Vancouver olsa. Neden Türkiye'de bir Vancouver'umuz olmasın? İşte dünyanın en yeşil ve sessiz şehri. Dünya 2020'de en yeşil şehir olmak istiyorlar. Enerjilerinin %97'sini Serdar Bey, yenilenebilir kaynaklardan geliyor Vancouver'da. Yani, evet. Yeşil binalar, mimari ve mühendisliğiyle öne çıkıyor falan. Ölüm yaşı 84. Belki artacak. Şimdi bu şunu anlatmak istedim sadece. Öncelikle bunları konuşabilmek için Türkiye'de hemen bu standart, kentlerimizi böyle bir standarda, açık veri portalına teşvik etmemiz lazım. Bu verileri topladığımız zaman, ölçtüğümüz zaman korkmayacağız bunlardan. Ortaya koyduğumuz zaman mesela bir kent bir yerde eksiyse, gerekirse hükümet olarak, devlet, merkezi devlet olarak oraya o zaman müdahale edebilirsiniz. Çok iyiyse oradaki acaba nasıl onu yaptı, değil mi? Mesela bunu mesela Ankara nasıl başardı? Paylaşabilir. Ölçmediğiniz bir şeyi yönetemiyorsunuz. Çoğumuz mühendisiz burada. Bu bizim aslında kendi alanımız. Ölçersek yönetebiliriz. Diyeyim, ben bu taraftan yaklaşayım. Diğer insan teknoloji ilişkilerine de herhalde biraz Serdar Bey ve Selçuk Bey yaklaşsınlar. Sosyal bir soru var. İnsanların pozisyonu. Ben takip edildikten başlamıyorum. Nasıl çözeceğiz bu işi? Kamera sistemleri. Sevmiyoruz. Ben dinlemek istemiyorum. O kadar niye takip ediyorsunuz? Şimdi tabii bu teknoloji insan ikilemi zaman zaman beni niye takip ediyorsunuz, ben hoşlanmıyorum ama niye takip etmediniz, ben orada ölüyordum da insanlara getiriyor. Şimdi her teknolojinin insana getirdiği kolaylıklarla beraber bir takım getirdiği sıkıntılar da var. Bu artık şey olacak, günün birinde bence bir tercih meselesi olacak. Daha az takip edileceğimiz, daha az yorulacağımız, daha doğal bir kent ortamı yerine belki daha sakin bir yaşamı seçebiliriz. Ama kentlerde yaşayacaksak ve bu kadar insanı, milyonlarca insanı bir arada yaşatabileceksek, bunun böyle kendi kendine çok doğal süreçlerle olmayacağı da malum. Dolayısıyla ister istemez işte kameralar veya daha farklı cihazlar, yönetme, veri alma, bu mecbur. Ben tercih ediyorum. O daha kolay bir yöntem. Hatta şu an üzerinde, az önce Serdar Bey'le dışarıda çalıştım. Benim üzerine çalıştığım konulardan biri. Çünkü bakın, yapmamız da gerekiyor. Çok uzun bir konu bu. Kentlerde güvenlik konusu. Yani biz üzerine çok fazla çalışıyoruz. Kentlerde güvenlik ama gerekiyor da. Mesela yaşlıların, belli bir yaştan sonraki olan insanların evlerde yaşlı bakımı diye bir konu var belediyelerde. Şimdi çok önemli. Tek başına kalıyor ve düşüyor. Mesela ne yapacağız? Yani eve kamera koyalım mı, koymayalım mı şimdi? Koymazsak da bir sıkıntı. Koyarsak da diyor ki ya beni sürekli izliyorsunuz. Daha akıllı sistemlerle koymamız gerekiyor ama daha akıllı sistemler. Benim kişisel fikrim bu. Çünkü çok fazla avantajları da var. Ben böylelikle sözlerimi de tamamlamış oldum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Serdar Bey, sizinle görüşlerinizi rica ederim. Barcelona'yı gördüm ve gerçekten çok güzel bir şehir. Yani insanın yaşamak isteyeceği, bizim şehirlerimiz niye böyle değil dedirten bir şey.
Fakat bence Barcelona'nın güzelliği aklından kaynaklanmıyor. Yani bunu da bu akıllı şehirler gündemi aslında bizim Türkiye'de kendi iç dinamiğimizle oluşmuş bir gündem olmadığı için biraz akıllı şehirlere takıldık. Yani öyle geliyor ama yani aslında Türkiye'nin daha erken gündemleri var. Bu akıllı şehirleri gündeme getirenler onları geçtikleri için konuşmuyorlar ama bizim çözmemiz gereken şey var. Plan. Yani planın akıllı şehirle burada konuştuğumuz sensör networkler, iletişim, güvenlik falan hiç ilgisi yok. Planlama başka bir mesele. Yani şehir plancılarına düşen bir şey. Ben Ankara'da yaşıyorum. Tam bir fecaat diyeyim. Yani İstanbul'un da kendine göre iyi kötü yanları var ama yani daha iyi bir şehir için aslında illa teknoloji, elektronik, sensörler vesaire falan gerekmiyor. Bence yani planlamadan başlıyor iş. Daha iyi şehir planları, belki imar yönetmeliği. Hani meşhur mesele. Biraz daha esneklik, belki biraz daha yayalara yönelik şeyler. Daha iyi mühendis hizmetine de ihtiyacı var Türkiye'nin. Yani mesela Avrupa'ya gidiyorsunuz, kaldırımlar işte 5 santim. Değil mi? Hemen bir şey işte su oluğu, drenaj kanalı ve falan. Neredeyse standart sözleştiniz mi diyorsunuz? Evet sözleşmişler. Çok mu büyük bir mesele? Hayır. Bir tane kaldırım yönetmeliği. Buyurun gidin Almanya'dan alın getirin. Türkiye'de uygulayın ama uygulayamıyoruz. Niye? Çünkü uygulayacak bu sefer de eğitim meselemize onu uygulayacak, okuyacak, uygulayacak adamı da maalesef yetiştirememişiz. Yani o yüzden Türkiye'de hakikaten yani akıllı kentlerin şeye faydası çok büyük olur mutlaka. Yani kent yaşamına, kentte yaşayanlara ama daha rahat bir yaşam. Ama etki anlamında bence daha doğru düzgün bir plan, daha iyi mühendislik, işte kaldırımların daha düzgün olması, yolların daha iyi yapılmasının falan etkisinin çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Yüksek binalar hakkında mesela evet. Düzenleme, evet. Şey, hava akımı içeri girmemesi öyle. Mesela bu da başlıyor. Tabii. Sorun bizim hani öyle. Evet ve o sorunların çözümünün etkisinin şehri akıllandırmaktan daha çok olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkürler. Bir Selçuk Bey dinleyin sonra söz vereceğim ben size. Selçuk Bey siz de. Bir cümle söyleyeyim sadece. Yani tabii şehirlerin ve yani akıllanan şehirlerin insan yaşamına tartışmasız pozitif etkisi olduğu kadar negatif etkisi de var. Hiçbirimiz her hareketimizin gözlenmesini, takip edilmesini istemeyiz ama sonuçta bazı kazanımlar için bazı tavizleri vermek zorunda kalıyoruz diye düşünüyorum. Gelişen teknoloji de hani insan yaşamına nasıl etkiliyor? İşte hepimiz daha düzgün şehirlerde daha kaliteli hizmet alıp daha çevreci, daha planlı, bu planlar sayesinde daha müreffeh yaşayabileceğimizi ümit ediyorum. Ki hani buradaki aslında temel hedef o. Biraz önce Serdar Bey'in söylediği gibi biz daha belki yolun daha başındayız ama sonuçta amaç daha az parayla, daha çevreci, karbon salınımının daha az olduğu, daha iyi yönetilen, bu sayede insanların etkisi de şöyle olacak diye düşünüyorum. İşini daha bilim zamanında daha kolay yapan, yaptığı işten keyif alan da bir başka iş modeli çıkartacak. Dolayısıyla hani işin pozitif tarafı biraz daha ağır basıyor. Etkileneceğimiz şeyler yok mu? Mutlaka vardır ama totalde daha pozitif olur diye ümit ediyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Görüşlerinizi aldık. Sunumlarınızı dinledik. Geriye kalan zaman diliminde sizlerden soru varsa onları gündeme getirelim. Soru cevap şeklinde. Size bir tanıya verdik. Evet. Yeni geldi. Ben Nurcan Bircan Yayla, Elektrik Mühendisleri Odası üyesiyim. Ben şuna inanıyorum, dünyadaki bütün buluşlar insanlığın yararına da zararına da kullanılabilir. Yani kaldırma kuvvetini insanları öldürmek için de kullanabilirsiniz, insanların hayatını kolaylaştırmak için de. Ben akıllı şehirlerinde aynı şekilde insanlığın yararına da zararına da kullanılabileceğini düşünüyorum. Bunu engellemenin tek yolu sivil toplum örgütlerinin gelişmesi, halkın toplumun yönetim kademelerine daha fazla katılması. Yani bizim bizler olarak bu sistemleri daha denetleyebilir, daha bilgi alabilir olmamız gerekiyor.
biraz önce Osman Bey bahsetti. Zaten bu akıllı şehirlerle ilgili bu kriterlerin içinde toplumun yönetim kademelerine katılımı, bilgi alabilmesi gibi kriterler de var diye biliyorum ben. Şeyde de izlemede de şu var. Beni Nurcan Bircan Yaylı olarak izliyorsa gerçekten bir sıkıntı var. Ama Nurcan Bircan Yaylı şu saatte çıktı, bu otobüse binecek. Bu sırada burada 40 tane insan var. Buraya bir otobüs gitmesi gerekiyor deyip benim hayatımı kolaylaştırıyorsa tabii ki izlesin. Ama Nurcan Bircan Yaylı X kitabını okudu. Şuraya gitti. Burada basın açıklamasında vardı diye izliyorsa sıkıntı var. Yani burada özgürlüklerle, temel insan özgürlükleriyle, insan haklarıyla ilgili biraz önce bahsedildiği gibi zannediyorum Selçuk Bey, beşeri olarak insanlıkla ilgili bizim gelişmelerimiz bu tür teknolojilerin, bir tek bunun değil, akıllı şehirler değil, her şeyin kötüye kullanılmasını engelleyebilecek tek yoldur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Söz almak isteyen, soru sormak isteyen de siz de bir tanıyalım sonra. Teşekkür ederim. Ben Aybent Kökgöz, elektrik mühendisi. Bu sensörlerle ilgili hocalarımızın değerlendirdikleri konuda ben şunu, şu resmi görmemizi istiyorum özellikle. Bugün tırlar, şehirler arası, ülkeler arası büyük nakliyatlar yapan araçları biz ekranımızdan kendi tırlarımızın hepsini şu anda nerede diye çok rahatlıkla takip edebiliyoruz. Bakıyoruz işte birisi Polonya'ya girmek üzere, öbürü Bulgaristan'da bekliyor. Bir tanesi işte şurada, burada. Bunları gayet güzel izleyebiliyoruz. Biliyoruz ki dünyamızın üzerinde şu anda sanıyorum 46 binden fazla PEG dolaşıyor. Yani bizim tepemizde bir sürü cihazlar geçiyor. Bunların kimisi radyoaktif ışınlar yayarak geçiyor üstümüzden. Tarama yapıyorlar çünkü. Kimisi başka değerleri ölçmek için geçiyor vesaire. Ama ben şunu görmek istiyorum. Göreceğiz bunu zaten. Ekranımı açtığım zaman 25.633-197 diye yazıp tıkladığımda bir bakıyorum ekranda bir Karaköy Meydanı çıkıyor ekranda ve orada yürüyen bir adam görüyorum. Tepesinde de bir bayrak var. Onun üzerinde benim yazdığım numara yazılı. Adam yürüdükçe o numara da onun peşinden yürüyor. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Yarın öbür gün öyle olacak ki biz nasıl tırları takip ediyorsak küçücük bir çip kulağımızın memesinin içine gömeceğiz. Ben nereden geçersem geçeyim 6G'ye geldiğimiz zaman, 6G'ye girdiğimiz zaman kişi başına düşen iletişim cihazlarımız gittikçe küçülecekler, ufalacaklar ama bir tane söyleyin. Hayır, çip değil de yani bu bizim yayın yapan şeylerimiz var ya, cihazlarımız şeylerde, telefon cihazlarımızın şeyleri yayın yapan vericileri yani evet o tür sistemler, bunlar ufalıyor artık, gittikçe küçülecek. Yani bir telefon vericisinden, yayıncısından atıyorum 500 tane, 1000 tane telefon görüşmesi yapılabiliyorsa 6G'de artık bu 100 tane 50 kişiye falan düşecek. Ama sayıları çok artacak bunların. O kadar çok yerlere yerleştirilecek ki bunlar çok az enerjide kullandıkları için fazla da radyasyon da olmayacak. 6G'nin en büyük özelliği bize belki buradan bir faydası olacak. Ama ben nereye gidersem gideyim benim kendi TC numaram yazıldığı andan itibaren o çip vasıtasıyla ben nereye gidersem gideyim ekranda hemen benim bulunduğum yeri o vericiler hemen tık yakalayacak beni, pat benim görüntümü orada beni yürürken göreceksiniz. Yani burada artık biz istesek de istemesek de aynen nasıl bizim şeylerimizi takip ediyorsak tırlarımızı, araçlarımızı bugün insanlar da bu şekilde takip edileceğinin resmini görmek istiyorum. Görünmesini istiyorum. Çünkü bu olacak.
ama bu 20 sene sonra olacak, ama 50 sene sonra olacak, ama olacak. Bu takip değil artık. Bu teknolojinin geldiği noktada denetim ve kontrol. Ama ben sizi illaki takip etmek için girmeyeceğim. Bir olay olduğu anda o olaydaki olanların mesela TC'leri kaçtır? Kimdir bunlar? Hemen onları yakalayacağım ben. Görevli olarak. Yani bu teknoloji ilerledikçe biz korkmamalıyız. Aslında daha da güvende olacağız diye düşünüyorum. Bunun için söz almak istedim. Teşekkür ediyorum. Hemen bir tarzı sorusu olan var mı? Konuşan içerisinde. Yok. Peki. Ben katılımcılara sertifikalarını vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam. Şu anda bunu kapatmıştık. Tamam. Evet, Osman Bey'e de sizden başlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Bir fotoğraf. Teşekkür ederim. Sağ ol. Serdar Bey, rica ederim. Yanlış olmasın. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler olsun, yoldan geldiniz. Çok sağ olun Osman Bey de, Serdar Bey de. Evet, Selçuk Bey, çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Tamam, biliyorum.